Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü menümüz arkadaşlar patates çanakta misket köfte. Görselliği çok güzel, lezzeti çok güzel. Akşam yemeği yani misafirimiz falan geldiğinde gerçekten çok güzel bir menü. Şimdi bunun malzemesi 250 gram kıyma var burada. Birkaç diş sarımsak doğradım. Bir tane yumurtam var. Bunları yoğuracağım, köfte yapacağım bunları. İnce kıyılmış bir tane soğanım var. Ben isterseniz galeta unu koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu bayat ekmekleri çekmiştim böyle buzdolabında tutuyorum. Ondan koyuyorum. Burada da bir 2-3 kaşık yemek kaşığının sıvı yağım var. Burada da baharatlarım, pul biber, karabiber, toz biber, kimyon, sarımsak tozu, bir tatlı kaşığı da tuzum var. Bunları yoğuracağım. Maydanozum var 3-4 tane. Bu köfteyi biraz yoğurduktan sonra koyacağım maydanozu da. Misafirinize çok güzel sunumu, güzel bir akşam yemeği arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Görselliği çok güzel. Birkaç dakika yoğuracağım ben bunu. Şimdi burada 3-4 dal da maydanozum vardı arkadaşlar. Kıydım böyle. Bunu da bayağı 3-4 dakika yoğurduktan sonra kattım içine. Ben böyle misket büyüklüğünde yuvarlıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle. Böyle yuvarlayacağım hepsini. Köftelerim hazır olacak. Elimi böyle yağa batırıyorum yapışmasın, bulaşmasın diye. Köftelerimizi bitirdim arkadaşlar. Şimdi ben patatesine geçeceğim. Arkadaşlar patateslerimi ben soydum, yıkadım. Böyle uzunlamasına böyle keseceğim. Şöyle uzunlamasına böyle kesip tatlı kaşığıyla da içini oyacağım böyle. Böyle. Böyle bir seferde oyarsınız, çıkarırsınız içine. Kenarlarını fazla yaklaştırmayın, kırmayın kenarlarını. Hepsini oydum arkadaşlar ve şimdi kızartacağım. Bu içinden çıkanları da atmayın arkadaşlar çöpe. Bunları yemek için kullanın, kızartmak için kullanın. Böyle ince ince doğrayın. Böyle ince ince doğrayın, kızartırsınız. Başka şey için kullanırsınız. Şimdi ocağın altını yakıyorum. Burada bir 2-3 su bardağı kadar bir yağ var benim. Kızartma yağı. Kızartma tenceresi bu benim. Patateslerimi böyle kuruyorum arkadaşlar. Yağ sıçramasın diye.
patateslerim kızardı arkadaşlar. Alıyorum şimdi. Şimdi köfteler içine yerleştireceğiz. Tepsim biraz küçük geldi. Köfteleri kızartmıyorum arkadaşlar. Böyle koyuyorum ben. Zaten fırında kızaracağı için köfteleri kızartmaya ayrıca gerek yok. Kaşar peynir koyacağım şimdi. Büyük domatesiniz varsa bölüp koyabilirsiniz arkadaşlar. Benim çeri domatesi vardı. Ben böyle yapıyorum. Böyle biber varsa yeşil biberiniz böyle süs yapabilirsiniz. Üzerine sosunu yapıyorum arkadaşlar şimdi. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçam var. Bir yemek kaşığı da domates salçası var. Bir su bardağı suyla bunu özleştireceğim iyice. Bu suyu böyle kenarlarından dökeceğim arkadaşlar. Isıtılmış 200 derece fırında yarım saat pişecek arkadaşlar. Bunu ısıttım ben. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Evet. Misket köftelerimiz pişti arkadaşlar. Servisinde böyle yapıyoruz. Görünümü muhteşem arkadaşlar. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar bu arada otumu da göstereyim size. Bugün ot topladım. Çok güzel bunlar doğal otlar. Yıkadım, temizledim. Bunların hepsinin bir değişik atları var. Buna kara oğlak diyoruz biz. Bu acı marul diyoruz buna. Çok seviyoruz biz bu otu. Evet arkadaşlar beğendiyseniz yorum yapın. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. En azından bir like atın. Bir çiçek böcek bir şeyler atın. Yazmaya üşeniyorsanız eğer arkadaşlar. Kanalımda kalın, hoşça kalın.